Hatta size hızını göstereyim bu kazmanın. Bakın verimlilik 3 kazmanın hızını gösteriyorum size abi, iyi izleyin. Oğlum game moddayız gibi ya, şuna bak. This is Fallout, Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Peach. This is Fallout, Fallout. Fick das Grundgesetz, ich brauch kein Grund zu kek. Sonny Black ist back und es wird wieder umgerechnet. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen Gençler. Bugün sizlerle Köykraft'ın 12. bölümüyle karşınızdayım gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu lütfen bir like bırakmayı unutmayın gençler. Bugün sizlerle birlikte Köykraft'ta artık Nether, yani 2. dünyanın arkadaşlar keşfedilme zamanı geldi. Geçenki yayında biliyorsunuz arkadaşlar, açıklama kısmında vermiş olduğum Küp TV linkinden her gün yayın yapmaya çalışıyoruz. O yayında arkadaşlar artık arkadaşlar levellerin çok yavaş kasıldığını fark ettik ve arkadaşlar kazmalarımız maalesef 30'lardan fazla level istiyor. O yüzden arkadaşlar bugün Nether'a gideceğiz. Nether'ı açmışlar, çok da güzel bir mekan yapmışlar, orayı sizlere göstereceğim. Ama ondan önce arkadaşlar sizlere söylemem gereken birkaç şey var. Demiştim ki geçenki videoda, bu video 3000'den gelirse diğer bölüm 40 dakika olacak demiştim. 2000 like gelmiş. Ondan önceki bölüme 2300 gelmiş. Ondan önceki bölüme de 2200 gelmiş. Yani hala 3000 like serimiz devam ediyor. Haberiniz olsun. Eğer bir videomuzda 3000 like gelirse abi diğer bölüm direkt 40 dakika şeklinde gelecek. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şu an yeni kalktım ve gözlerim biraz kötü gözükebilir. Lütfen kusura bakmayın. Sizleri videosuz bırakmak istemiyorum. Ve bu arkadaşlar bizim kırılmazlık bir verimlilik 3 kazmamız, daha doğrusu biz bunu yayında yapmıştık ama bu abi sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Diamond alayım şuradan birazcık. Şöyle yapayım hatta, bunun hepsini alayım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu kazmayı tamir etmek için toplam 35 level istiyor benden. Ben de dedim ki abi ben bunu 35 tane diamond ve 35 level vereceğime bunun sadece verimlilik 2-3'lüsünü kullanırım ve daha az level ve daha az bir diamond veririm dedim. Böyle bir mantık geliştirdim arkadaşlar. O yüzden kırılmazlıklı kazma kullanmayacağız. Daha doğrusu ben kullanmayacağım. Ve arkadaşlar yeni kazmamızın ismi de Fırtına Biçen. Haberiniz olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Chest'i de ufak bir düzenledik şöyle. Düzenli bir chest konumuna getirdik. Şimdi bugün Nether'a gideceğiz. Bakalım Nether'da kaç level kasacağız ve orada arkadaşlar birazcık işimize yarayan madenlerden bulmaya çalışacağım. Quartz'tır işte. Değişik bir 13'teki bloklardır. Onlara bakacağız. Hemen şöyle chest'imize iron'ımızı katalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi sırası olduğu için hiçbir yere yamuk bu şekilde ilerlemiyor. Ve şu elimizdeki kazmayı da bugün kıracağız orada. Bunun zaten toplamda 242 vuruşu kalmış. Bunu bugün kıracağız. Ama ondan önce Necmi Usta'ya gidip birazcık yemek almak istiyorum. Yanımda para var mı? Bakayım bir. Yanımızda 3 milyar var. Evde 22 TL vardı. Dün Balon Kafa Baby'yi kaçırmışlardı. Daha doğrusu cezaevine girmişti. Onu kurtarmak için para çekmiştik. Üstümüzde para vardı. 22 liramız var. Şimdi Necmi Usta'ya gidelim. Bu arada fiyatlar bayağı bir düşmüş arkadaşlar. Onu da sizlere göstereceğim. Ama öncelikle bir kahve içmem lazım. Tamamdır. Bu öpürt etmeden sonra geçenki video aklıma geldi. Şimdi buradan Necmi Usta bak, 10 liraya tavuk döner veriyor. Ver la, 5 tane 10 tane tavuk döner ver. 2 liram kaldı. 2 liraya da bir şey yok arkadaşlar. Yanımızda dursun, yemeklerimiz de var. Şimdi arkadaşlar Nether'a gidelim bakalım. Nether'da neler var? Bu arada arkadaşlar 1.13'te ilk defa Nether'a gideceğim. Daha önce hiç ama hiç gitmedim arkadaşlar. Şimdi Nether'a gideceğiz. Bakalım Nether'da neler varmış. İnşallah yolu hatırlarım. Çünkü dün Mahir göstermişti bize. Biz de videoda gireceğimizi söylemiştik. Yani yayında girmedik. Kimse daha bilmiyor. Merak etmeyin. Ama umarım yerini bulabilirim. Şu karşı tarafta falan olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ama olmaya da bilir. Öyle bir sıkıntı var. Hadi bakalım gidelim şuraya. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi lütfen sizler de eğer seri hoşunuza gidiyorsa videoya bir like atmayı unutmayın abi. Ve sanırsam bug oldu şu an. Aman tanrım benim. Ha, madenler falan gözüküyor. Aha. Abi Minecraft'ın bugunu buldum. Neyse arkadaşlar oraya bakmayacağım fazla. Bu Nether nerede olabilir? Dün yerini bize Mahir göstermişti, polis memuru. Galiba ters tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Şu tarafta falan olması lazım. Çünkü bir yerden karşıya geçiyorduk. Daha sonra oradan düğmeye basıyorduk. Düğmeye bastıktan sonra yerin altına köye ses gelmesi için. Gelmemesi için, pardon, gelmesi için değil. Gelmemesi için yerin altına yapmışlardı. Sen bana niye vuruyorsun gündüz gündüz? Gündüz iskeletler ve şeyler, iskelet diyorum pardon. Gündüz şeyler vurmuyordu eskiden. Örümcekler vurmuyordu. Artık vuruyormuş. Neyse. Şu polis merkezinin arkasına doğru gidelim. Büyük bir ihtimal karşıda olması lazım ya. Hani hatırladığım kadar
Öyle dedi arkadaşlar. Gerçi buluruz da hani ben bulunca zaten videoyu açarım burada. Ama galiba aynen arkadaşlar şu karşı tarafta olması lazım. Valla çok güzel bir yer yapmışlar, sizlere onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Lütfen yorumlar kısmına Köycraft'ta neler görmek istiyorsunuz onları yazmayı unutmayın abi. Çünkü sizin istediğiniz sürece arkadaşlar bazı şeyleri hani erken yapmaya çalışıyoruz, haberiniz olsun. Mesela ben Nether'a Diamond setsiz gitmeyi istemiyordum. Ama risk alıyorum ve gidiyorum. Burada bir yerde olması lazım arkadaşlar. Aha da bulduk valla. Nether en son burada bir tuş olması lazım. Aynen öyle abi, bulduk. Arkadaşlar giriyorum Nether'a. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada burada pişmaniye kafalı Trump var. İsmini böyle koymuşlar köpeğin. Şurada bir bekleme salonu olması lazım. Aynen abi. Burada oturup böyle arkadaşlar arkadaşlarınızla beraber film filan izleyebiliyorsunuz. Şu oturma plugin niye çalışmıyor? Aha, oturamıyoruz buraya. Aman tanrım benim. Hiç oturmaya gelmedik buraya. Neyse arkadaşlar giriyorum içeriye. Umarım çok canavar yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. İlk defa giriyorum. Yemin ederim ki çok korkuyorum ama. İnşallah bir şey olmaz. Vallahi geldik ha. Aha geldik la. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Geldik vallahi. Arkadaşlar güzel. İlk Nether'a biz ayak bastık abi. Şu kuarslardan başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu elimdeki kazmayı kıracağım. Hatta size hızını göstereyim bu kazmanın. Bakın verimlilik 3 kazmanın hızını gösteriyorum size abi, iyi izleyin. Oğlum game moddayız gibi ya, şuna bak. Kazmanın güzelliğine bak. Ama kırılmak üzere, 199 kalmış. Neyse şu kazdığım blokları toplayayım, belki işime yarar. Yani sonuçta Nether'a her zaman gelmiyoruz değil mi? Evet. Bu kazmayı kırdıktan sonra arkadaşlar fırtına biçene geçeceğim. Fırtına biçene birazcık maden yapmaya çalışacağız. Burayı belirgin bir hale getirmem lazım benim. Yani düşmemek için. Daha su kaybetmemek için. Düşmemek için değil. Şimdi yalan söylemeyeyim. Yalnız altta lav var arkadaşlar. Çok pis korkuyorum. Bir dakika şu bloktan kullanacağım. Taştan bulabiliriz. Aa kuars da varmış. Güzel güzel güzel, kuarsız alırız. Şu ışık taşlarını arkadaşlar toplayalım. Bunlarla çünkü eve ben dekorasyon yaptığımda büyük bir ihtimal ışıklandırmayı bunlardan yapmayı düşünüyorum. Çünkü hani hem restore ihtiyaç yok hem para gitmiyor. Bedava. Yani bedava şey varken niye para verelim ki abi? Mantıklı olan o. Ya ben aslında Nether'a hangi şeyle geldim onu da söyleyeyim. Hani bu şeyler var ya arkadaşlar. Nether'daki. Neydi onun ismi? Kuleler var ya abi, kule. O kuleyi bulur muyum diye geldim ama. Valla şu an bir şey gözükmüyor etrafta. Açıkçası sormak gerek. Açıkçası söylemek gerekirse. Ama şu tarafa doğru gidebilirim. Hatta arkama da yolu kaybetmeyeyim diye şey yapmak istiyorum. Şöyle taşlar koyacağım. Hani yolu hatırlamak için arkadaşlar. Şimdi de kuars kazmaya başlayacağım. Çünkü kuarslar hani 1.13'te diyorum. Nedir de abi? En pahalı madenlerden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Öyle olması lazım yani. Ben öyle hatırlıyorum şahsen. O yüzden onlardan başladım. Şu aşağıda mama blokları var ya, onları çok seviyorum arkadaşlar. Bak göstereyim size. Gerçi biliyorsunuzdur da ben yine de bir göstereyim dedim. Bunu şöyle yapayım. Abi bak, geldiğinizde unutmamak için her zaman arkadaşlar, hani unutacağınıza inanıyorsanız böyle belirli şeyler koyun ki hani bir daha geldiğinizde unutmazsınız. O ışık taşı da almam çok tehlikeli yani, ona yok abi, gitmem. O ışık taşı çok tehlikeli. Şu kuarts şeyleri kazmak istiyorum çünkü çok level veriyor. Şu anda 17 level olduk arkadaşlar. Efsane bir levelimiz var şu an. Ciddi anlamda efsane bir level kastık. Yani bakalım şu an saat 12.27 abi, sabah, daha sonra öğlen diyebiliriz. 12.27 saat. Bakalım bu 3-4 dakika içinde kaç level kasacağız. Şu an 17 levelik, başlayalım bakalım. Normalde hani normal bir madeni isek abi, bu leveli kasmak bile çok ayrıyetten bir zorluk gerektiriyor. Ama Nether'a geldiğinizde böyle şu kuarslar var ya, aşırı level veriyor ya. Cidden aşırı. Bak 18, 19 olduk abi. 19 level nedir ya? 19 level olduk hemen. O yüzden Nether'da ben level için kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de o eğer keşfedebilirsek. Ha, bizim portal orada. Korktum la bir an, dedim farklı portal filan mı bulduk? Aman tanrım dedim. Ciddi anlamda çok pis tırstım orada bir an. Burada ne var? Mantar var, kuarslar var. Bu arada arkadaşlar unutmayın, Nether'da lava abi su gibi akar. Aslında bunu size gösterebilir miyim? Yanında iron yokmuş, maalesef gösteremem. Tabi gösterebilirdim ama şansınız yokmuş. Bir dahaki sefere göstertirim.
Yani arkadaşlar Nether'da en çok korktuğumuz şey lav olması lazım. Tabi lavdan kurtulma yolları da var. Ben eskiden UHC oynadığım için hani birçok yolunu biliyorum. Sizlere onu da bir videoda olmadı gösteririm. Hani daha hatta böyle rehberlik bir video gibi falan çekerim. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar videolara artık konuk almayı düşünüyorum. Çünkü konuklu... Bak gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Lavın akışını bak hızını gösteriyorum abi izleyin. Gördünüz değil mi? Normalde lav o kadar yavaş akar ki abi. Hani takip bile edemezsiniz lavın akışını. Çünkü çok yavaş akar hani. Hep aynıymış gibi gelir. Haberiniz olsun. Lav çok hızlı akıyor Nether'da. Hani çok dikkatli olmanız lazım. Aslında ben bu bölümde Nether'da çok zaman geçirmek istemiyorum. Ufak bir level kasıp geri dönecektim. Ki onu da öyle yapacağım. Çünkü cidden tehlikeli bir ortam arkadaşlar. Ölürsek itemlerimiz de geri gelmiyor. Ve unutmayın abi Nether'da su kullanamazsınız. Böyle direkt sönüyor. Çünkü ilk Minecraft oynadığımda iyi hatırlıyorum. Yanmıştım abi yanlışlıkla lava değmiştim. Su koyuyordum lan diyorum niye sönmüyorum ben. Allah Allah oyun bozuk falan demeye başladım. Sonra öğrendim ki maalesef arkadaşlar Nether'dayken su işlemiyor haberiniz olsun. Ve bu taraflarda ne var? Level falan var mı? Şu en yukarıda var da 10'a kadar hiç gidemem yani. Hiç boşuna oraya gidemem. Çünkü bayağı bir yalnız 64 artı 15'lik bir Nether şeyi kastık. Quartz kazdık. Bayağı iyi ya. Şimdi biz nereden gelmiştik? Ondan önce bir dakika gelmeden önce şu aşağıdaki levelleri de almak istiyorum. Şu ateşleri bir söndürelim. Yalnız var dokunduğum blok kırılıyor la. Bakın arkadaşlar bu bloklarda size damage veriyor. Ama shift'e basarsanız vermiyor. Çok saçma değil mi? Bence çok saçma. Ama yanıma alacağım o bloklardan. Çok güzel duruyor. Yani çok hoş bloklar. Abi cidden çok hoş. Şöyle yavaş yavaş kazıyorum ki lava falan gelmeyeyim. Çünkü lav bize geldiği an öldük arkadaşlar. Bu bir gerçek. Yani bundan kaçamayık. 1.64'lük yeter aslında ya. Yalnız yakınlarda arkadaşlar hiç şey gözükmüyor. Kule gözükmüyor. Derken... O kule mi la bir dakika. Görüntü ayarları, görüş mesafesi 14. Gerçi pek bir şey fark etmedi gibi. Evet pek de bir şey fark etmedi. Gün oraya göremedik ama arkadaşlar Nether'ı bu bölümde keşfetmeyeceğim haberiniz olsun. Yani onu baştan söyleyeyim. Çünkü bayağı bir uzakta sanırsam o kale dediğimiz şey. Onu bir sonraki bölümde keşfedeceğim. Buraya amacım sizlere kazmamı göstermekti aslında. Ve ona gereken leveli sizlere söylemekti. Çünkü yani uzaktan göründüğü gibi değil. 1.13'te çok pis level istiyor arkadaşlar. Kazmaları tamir etmeye, zırhları tamir etmeye. Hani o yüzden çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekli. Ve bu yoldan gelmiştik. Hemen bu yolu takip edelim. Evimize ufaktan varalım abi. Işık taşı da 21 tane yeterli olur. Aslında yeterli olmaz ama bu bölümlük yeterli olur. Hemen şöyle evimize doğru ufaktan gidelim. Yalnız var ya efsaneymiş Nether. Onu fark ettim 1.13'te. O şey var. Bu arada ne yapıyorsun lan? Pişmaniye kafalı Trump. O şey abi. Alev bloğu var ya. Alev bloğu diyorum aslında ben buna. Allah bugda kaldım bir dakika. Lan kafam sıkıştı. Şey abi ismidir. Ha mama bloğu. Bu blok arkadaşlar cidden çok yani. Bunu evinizin etrafına böyle çevirdiğinizde hiçbir hayvan yaklaşamıyor. Sürekli damage alıyor ve hasar alıyor. Hani ben bunu o yüzden şimdilik toplamak istedim. Çünkü ileride unutabilirdim. Ama çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Evimize gidelim. Şu kazmamıza verimlilik 3'ü basabiliyorsak eğer basalım. Ve kazmamızda kırılmak üzere 36 vuruşu kalmış. Bunu daha büyük bir ihtimal ben bu videodan sonra kıracağım arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım kazmamıza level basabileceğiz mi? Daha doğrusu verimlilik 3'ü basabileceğiz mi? Verimlilik 2. Kaç level istiyordun sen? Bakalım hemen. Hop. 5 level gerçi. Bu çok ucuz istiyor. Basıyorum abi. Yeni kazmamız hayırlı olsun arkadaşlar. Keskinlik 3 diyorum pardon. Verimlilik 3 fırtına biçen kazmamız da hazır. Kırılmaz yok ama tamir etmesi kolay olacak. Haberiniz olsun. Bu bölümde arkadaşlar burada bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu video 3 final gelirse diğer bölüm 40 dakika olacak haberiniz olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve... Yürüyorlar karanlık dar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar. Yasa dışı yollar he. Tarafını seç. El verdi gençlere kafanıza sıkacak.